Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi müzik eğitiminin düzenlemiş olduğu Müzikçe Söyleşiler isimli online dizimizin ikincisini yapacağız bugün. Bugün konuklarım nefesli sazlardan flüt ve fagot enstrümanı çalan sanatçılarımız olacak. Cem Öner Türk ve Ozan Evru. Ozan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz Hocam nasılsınız? İyisiniz? İyi, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi pazarlar diliyoruz. Sağ olun. Sizlere de. Evet, çok teşekkür ediyorum. Cem Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar diliyoruz size. De öyle dilerim. Sağ olun. Şimdi yavaş yavaş ben sorularıma başlamak istiyorum. Flütle başlamak istiyorum. Cem Hocam şimdi flüt eğitimine biz hep 9 yaşından önce başlatılamaz olarak biliyoruz ama son yıllarda böyle daha küçük yaşlarda bu yaş gruplarıyla çalışmalar başladığını da görüyoruz aslında. Sizce kaç yaşında başlanmalı? Yani flüte kaç yaşında başlanılabilir? Onunla ilgili size bir bilgi alalım. Aslında son yıllarda bu rekabet dolayısıyla müzik piyasasındaki yani erken yaşta işte yarışmalar kazanmak vesaire gibi önemli yatırımlar aslında yapıyor aileler. Tabii yaş çok aşağı çekildi ama bütün enstrümanlarda öyle. İşte piyanistler de 2,5-3 yaşında daha doğru düz konuşmayı öğrenmeden çalmaya başlıyorlar enstrümanları. Flütte de çok enteresan başlangıç yaşları görebiliyoruz yani. 3-4 yaşlara kadar inebiliyor. Ben açıkçası şaşırıyorum da internette gördüğüm örnekler. Ama normalde bizim ilkokul 3-4. Sınıftan sonra genel olarak ağırlıklı başlatıyoruz. Çünkü çocukların bir de tabii o enstrümanı taşıma kapasitesi vesaire de önemli oluyor. Flütte kemanda olduğu gibi böyle 8'de 1, 4'te 2, 4'te 1 gibi enstrüman boyutları yok. Benim çaldığım flüte çok yakın ağırlıktaki flütleri çalıyor öğrenciler. O noktada da tabii epey 1 kilo, bazen 1 kiloyu geçen birazcık aşağısında 900 gram gibi bir ağırlıktan bahsediyoruz. Bunu da şöyle özetleyebilirim. 1 kilo dumbbell'lar var. Onu şöyle 1 saat boyunca tutalım bakalım neler oluyor evde. Evet, ben onu merak etmişim. Yani nasıl tutacak onu? Bir evet. Şekilde biz mesela çok basit bir hareket olarak bile görsek bile biz kendimiz bile yani çocukları bir kenara koyalım. Kendimiz bile alıp bir şeyi böyle bir süre tutmak ya da almak o dediğiniz gibi o dumbbell'ı tutmak çok aslında aşırı bir yük haline almaya başlıyor. Çok yakın takip gerektiriyor. Çünkü çocuklar buna göre bir kendileri pozisyon yaratabiliyorlar. İşte bizim çok dikkat ettiğimiz bazı vücut pozisyonları var. Mesela en büyük örneği şu omuzu çıkartırlar. İşte bunlar tabii çok kalıcı sorunlara neden olabiliyor. Sadece flütle ilgili değil, tıbbi olarak da tabii. İleride işte boyun fıtığı, benzeri gibi hastalıklara neden olabilir. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Belli kas gelişimi, kemik yapısı oturmamış çocuklarda ilk başlangıçta ki biz 10-11 yaşındaki çocuklarda çok dikkat ediyoruz. Yani o da çok büyük disiplin, çok yakın takip gerektiriyor. İşte özellikle küçük yaştaki öğrencilerle haftada 2-3 buluşmak gerekiyor. Asıl denetlenmesi gereken bunlar tabii. Ama tabii yakın ilgili bulunduğunuz bir öğrenciyle de çok erken yaşları çekilebiliyor başlangıç yaşı. O evet, da son yıllarda gördüğüm örnekler var. Çok iyi giden ve gerçekten sonuç alınan. Evet. Ben mesela piyanoya başlarken işte biz hep böyle oyunla ondan sonra işte renklerle başlatanlar var. Ondan sonra farklı öğretim yöntemleriyle başlatanlar var. Ben hep merak etmişimdir. Flüte mesela geldi işte anne baba birdenbire senin karşına çıktılar dediler ki böyle böyle bir şey. İşte siz de baktınız hani olabilitesi var gibi. Nasıl başlatıyorsunuz? Yani hani o ilk ders sürecinde mesela neler oluyor? İlk sizde mi oyunla başlatıyorsunuz? İşte notalar mı oluyor? Onu çok merak ediyorum ben. Flütte ses ne yazık ki çıkmıyor. Yani notaları biz çalamıyoruz. Sadece bu ağızlıkla başlıyor ilk dersimiz. Bu ağızlıktan kaliteli ses çıkarana kadar da aslında notalara geçemiyoruz. Başlangıcı evet. Gerçekten sıkıcı bir enstrüman. Yani ve zor. Çünkü ses üretimi de aslında kas yapınızı geliştirmeniz gereken, alışkanlık kazanmanız gereken bir süreç. Bunu iyi oturtursanız
Ben şöyle görüyorum, hani bazen konuşulur ya işte piyano mu daha zor bir enstrüman, oba mı daha zor, flüt mü daha zor gibi. Yani ben enstrümanların belli derecelerde zorlukları olduğunu düşünüyorum. En üst düzeyde de bütün enstrümanlar eşitleniyor. Yani artık herkes o enstrümanın yapısına bir şekilde uyum sağlıyor vücuduyla, bedenen, bütün bir uzula haline geliyor enstrüman. Ondan sonra da müzikal tabii zorluklar ve yetenekler başlıyor. Yani o noktada flüt başlangıcı çok zor bir enstrüman. O başlangıcını iyi sağlam hallederseniz tedricen işte piyanoda mesela 4 el ezber yapmak zorunda kalıyor. Orta 3'teki işte lise 1'deki çocuklar ama bizde de öyle bir konu açılımı olmuyor. Tek sesle devam edebiliyoruz tabii ama başlangıcı gerçekten yıldırıcı bir süreç olabiliyor. Özellikle amatör flütçülerde çok fazla bırakan vardır. Yani piyanoda işte bir şekilde yanlış pozisyonla da çalsalar, tabii önerdiğimiz o değil ama amatör düzeyde ses çıkartıp parça çalabiliyorlar, icra edebiliyorlar. Ama flütte ne yazık ki ilk 3-5 ay birazcık zorlu bir süreç bekliyor başlamak isteyenler. Enstrümanlara baktığımız zaman aslında işte veliler diyorlar ki işte şey yapın, temeli piyano. Biz işte piyanoyla başlayacağız. Ondan sonra işte devam edeceğiz, işte başka şeylere bakacağız falan. Ondan sonra hani hatta şey söyleyenler var, hocam biz piyanoyu bitirdik, şimdi kemana geçiyoruz falan. Hani öyle öyle şeyler var. Piyanoya başlaması kolay çünkü hazır bulunuşlu, çok ortada olan bir enstrüman. Bastığım zaman seslerin geldiği, işte ters bir hareketim yok enstrümanı çalarken, bir şey tutmak zorunda değilim, sadece kolumu tutmak zorundayım. Belki de. Onun dışında bir şey yok. O yüzden flüt başlangıç olarak evet zor ama ilerlemesi yani o şeyi aldığımız zaman ilerlemesi de mutlaka zordur ama piyanoya göre sanki birazcık daha akıyor gidiyor işte gibi. Bazı dönemlerde bazı daha kolay oluyor, bazı daha zorlaşıyor. Hep değişken devam ediyor bence. İşte baktığınız zaman oba çok zor bir enstrümandır. Hayat işte Ozan da öyle yani, hayatları kamış kazıyarak geçiyor. Çok stresli bir durum. Ama en virtüöz teknik pasajlar flüde yazılıyor. Şimdi burada bir kıyas var. Ozan'a soralım. Yani benim çok yakın arkadaşım, grup arkadaşımda. Şimdi ben mesela günlük işte 2-3 saat çalışmamla bütün konserlerde biliyorum ki iyi bir konser performans sergileyeceğim. Ama Ozan'da da şöyle bir tedirginlik oluyor. Yani tamam diyor, ben 3 saat çalışmadım, 1,5-2 saat çalışmam yetiyor ama yaptığım kamış iklimden dolayı değişiklik gösterirse iyi performans gösteremiyorum gibi bir riski var mesela. Evet, yani ben ağzını taktığım anda bitti. Dediğim gibi her enstrümanın küçük değişiklikleri var. Burada araya gireceğim ama Cem de mesela gerçekten karınca doğası gibi nota çalıyor yani. Onun da o pasajları çok iyi çalması gerekiyor. Bir de çok önde bir enstrüman olduğu için. Onun da riski şu mesela. İşte fagotta, şimdi bunu böyle söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama şimdi fagot daha böyle kapalı sesli ve bas çalıyorsun. Yanlış nota basmadığın sürece bazı pasajların çok anlaşılmaması karşıyı çok fazla uyandırmayabilir. Yani bu çok böyle çok şey konuşuyorum. Çok böyle ince detay konuşuyorum. Ama flüt de eğer tabiri caizse çuvallarsan işte aha diyebilir. Yani bu birazcık şey. arıyorsak onun da riski bu. Ama tabii ki de enstrümanı herkesin doğru çalması en önemli şey. Yani o başka bir. Ama yani ben her gün dua ediyorum fagot ya da oba çalmadığıma. Çünkü yani o kamışı kazımak çok zor. Ya da işte kornada da yani tabii ki bu bir örnek değil ama yani buradaki işte dudağınızın küçük titreşimine bakabiliyor. Bazen çok yorucu bir enstrüman vesaire. Bizim ben mesela 10 saat durmadan flüt çaldığımı biliyorum ya. Yani. Ama kornoda işte arkadaşlarım 3 saat 4 saat çaldıktan sonra bir tıkanma başlıyor. Doğru. Ama bu bizim profesyonel olarak bütün mesleklerdeki gibi işte bir beyin cerrahı nasıl şikayet etmiyorsa kalp cerrahlığı daha kolay ya da değil mi bir psikolog demiyor ki işte hepsinden kolay benim ya da zor. Yani öyle bakmamak gerekiyor. Evet. Başlangıçta ama piyano eğitimi solfej eğitimi gibi görüyorsak çok yararlı. Ama tabii ki piyanoyu ben bitirdim diye bir şey yok. O geliyor da o yüzden mesela diyorlar ki hocam biz piyanoyu bitirdik şimdi işte flüte geçeceğiz ya da işte kemana geçeceğiz falan. Burada çok acayip şeyler geliyor. Şimdi Ozan hocam ben
size sormak istiyorum. Şimdi fagot herkesin birdenbire evet ben biliyorum hani bir piyano, bir keman, bir flüt gibi değil. Birazcık daha böyle yabancı kalınabiliyor. Ancak işte orkestralarda görüyoruz ya da işte konser afişi ne o falan hani bakıldığı zaman görüyoruz. Mesela fagot nedir diyelim? Gelişiminden birazcık bize bahsedebilir misiniz? Orkestranın yerinden, öneminden bize bahsedebilir misiniz? Evet, fagot bir kere en başta çift kamışlı bir çalgıdır. Çift kamışlı dediğimiz zaman da hemen aklınıza zurna gelebilir. Yani zurnaya benzeyen bir kamışla çalınan ama tabii ki de çok daha bas ses çıkaran bir enstrüman. Yani bu çok böyle kaba tabir. Tarihine bakacak olursa fagotun tarihi aslında orta çağa kadar dayanıyor. Ama orta çağda fagota fagot denmiyor. Yani çift kamışlı bir enstrüman olduğu için böyle zurna benzeri uzun enstrümanlar yani daha bas ses çıkarsın diye böyle boy boy büyüye büyüye böyle zurna benzeri enstrümanlar halinde. Bu da fagot da bunun en pes seslisinden evrilmiş bir enstrüman. Yani adamlar boyunu uzatmış, bakmışlar ya bunun boyu çok uzadı. Hani biz bunu bir yerden bir metal boruyla kıvıralım, ikiye katlayalım. İşte ona göre tekniğini ayarlayalım ve bu şekilde devam edelim. Tabii şimdi orta çağ dediğim zaman hani bizim şu an günümüzde duyduğumuz klasik müzik sound'u o zaman yoktu. Çok daha farklı işte modlar vesaire gibi müzik yapılıyordu. Ama klasik müziğin gelişiminde ihtiyaç duyuldukça işte Rönesans dönemine geldiğimizde fagot hala daha fagot ismini almamış. O zaman da Dulcian dediğimiz yine böyle farklı şeylerde farklı anahtarlarda olan enstrüman yani farklı gamlar işte sol Dulcian, la Dulcian vesaire gibi Dulcian enstrümanı kullanılıyor. Bu da çift kamışlı ve daha çok işte Rönesans müziği çalınıyor. Sonra barok döneme doğru ilerlediğimizde yavaş yavaş işte enstrüman mühendisleri fagota eviriyor. Barok döneme geldiğimizde de fagot orkestrada yani barok orkestralarda aslında yerini alıyor. Ve basso continuo olarak oluyor. Yani bas sesli bir enstrüman olarak alıyor temel olarak. Ve şu anki gördüğümüz haline benzer bir halini alıyor. Bunun Fransızcası bason, İngilizcesi basun, Almancası ve İtalyancası fagot ya da fagotto. Aslında fagotto kutu demek İtalyanca'da. İşte o orta çağdan gelen isim biraz böyle çok değişik, böyle küçük kutu gibi böyle enstrümanlar da var ama onun yanında dediğim gibi uzun uzun enstrümanlar da var. Bunların hepsi kamışla çalınıyor ve bunun bas seslisinden evriliyor. Fagot işte barok döneme geldiğimiz zaman fagot olarak çağırıyoruz enstrümanı, fagot olarak söyleniyor ismi ve genellikle basso continuo yani işte çellolarla genelde aynı partiyi çalıyor. Ama bunun yanında burada fagotun solo anlamda fagota devrim yapan bir tane besteci vardır. O da hepimizin bildiği Antonio Vivaldi. Vivaldi fagota o kadar çok konçerto yazıyor ki gerçekten hani insan böyle bazen sorgulayabiliyor. Ya fagotun repertuarı aslında çok fazla değil. Yani fagot fazla repertuarı olan bir enstrüman değil. Ama bakacak olduğunuz zaman o kadar çok fagota yazmış ki. Ya 39 tane konçerto yazmış. Ben bunu bilmiyordum. Çok şaşırdım bunu. Evet. Senden duyunca bilmiyordum o kadar çok eser yazdığını. Vivaldi o dönemler enstrümanı geliştirmek yani enstrümanın şu anda bizim hala daha modern bestecilerle yaptığımız fikir alışverişleri gibi o zaman da fagotçularla, enstrümancılarla fikir alışverişi yapıyor. İşte İtalya'da mesela bir orada yetimhane yurdunda hocalık yapıyor Vivaldi ve orada multi enstrümantalist bir tane öğrenci var benim bildiğim. Bu öğrenci oboa, fagot vesaireleri falan çok iyi çalıyor ve onun için yazdığı söyleniyor. Onun dışında işte Avrupa'daki seyahatlerinde Prag'a gittiğinde galiba orada da iyi bir orkestra olduğu ve bazı konçertolarında orada yazdığı söyleniyor fagot konçertolarını. Dolayısıyla tabii ki sipariş üzerine de yapıyor. Böyle ben oturayım fagot konçertosu yazayım dediğini zannetmiyorum. Çünkü çok fazla yazmış. Yani 39 konçerto. Hoş Vivaldi'nin kendisinin çok fazla eseri var. Ama
klasik müziğin yön veren bir besteci Vivaldi ve fagot müziğine de çok yön veriyor. Ve çok güzel konçertoları var. Ondan sonra tabii klasik döneme doğru ilerlediğimizde fagot enstrüman yapımcıları gereksinimler arttığı için, orkestradaki gereksinimler arttığı için işte nüanslar, ses renkleri, armonik yapı vesaire değiştiği için ve artık senfoni orkestrasına evrildiği için fagot yavaş yavaş gelişiyor. Şu döneme geldiğimizde romantik dönemden sonraki gelişimi, yani romantik dönemde şu anki virtüözik parçaları, romantik dönemde çaldığımız enstrümanla şu anki enstrüman yakın diyebiliriz. Ama o kadar da değil. Yani o eski enstrümanla çalmak gerçekten çok zor. Hele ki Vivaldi'nin eserlerini barok fagotla çalmak iş ister. Yani öyle kolay bir iş değil. İyi çalmak kolay bir iş değil. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. Fransızlar bir sistem geliştiriyor. Büfe ailesi. Fransız sistem fagot geliştiriyor. Bu 17. yüzyılda oluşmaya başlıyor. 17. ve 18. yüzyıl arası işte. Büfe ve Haeckel aileleri var. Almanya'da Haeckel, Fransa'da da Büfe aileleri var. Bir taraftan işte Avrupa'nın bir tarafından işte bu Haeckel ailesi yapıyor. Bir taraftan da Fransız fagot yapıyor. Hatta bu aralarda böyle geçiş enstrümanları da var. İşte İtalyanların da bulduğu bir şey var ama o pek tutmuyor falan. Günümüze geldiğimizde de dünyada genellikle Haeckel sistem enstrümanı var. Ama Fransa'da hala bazı orkestralarda, hatta yani iyi orkestralarda büfe sistem fagot çalınıyor. Fransız sistem fagotun sesi Haeckel sistemden biraz daha farklı. Daha böyle nazal çıkar. Ama Fransız üflemeli çaldığı virtüözleri çok iyidir ve yani Fransız sistem olsa bile yani müzik yine müziktir ve onda da o hası alabilirsiniz. Hatta Haeckel'e şöyle şeyleri oluyor. Yani dünyada belki bu kadar yaygınlaşmasının sebebi senfoni müziğinde tercih edilmesi. Benim bildiğim Mahler'in ve galiba Brahms'ın Haeckel'e referansları var. Yani bu marka enstrümanla çalınması çok hoş oluyor dediği yazıları var. Zaten şu anda Haeckel kendisi de bir marka. Haeckel sistem kendisi de bir marka ve hani o enstrümana ulaşmak çok zor ve gerçekten ciddi pahalı. Meblağları çok yüksek artık. Evet. Bu tabii ki de her enstrümanda birdenbire işte piyanonun gelişiminde de öyle, işte fagotun gelişiminde de öyle. Birdenbire işte bakın ben piyanoyu yaptım, buyurun çalın, olmuyor. Zamanla evrilerek ondan sonra işte barok orkestra, işte klasik orkestra, romantik orkestra diyerek günümüze kadar geliyor ve bir yerden sonra artık orkestranın temel enstrümanlarından bir tanesi oluyor ve eserleri çalarken de biz mesela kendi işte piyanodan bahsedersek işte Mozart'ın piyanosu, ondan işte Clementi'nin piyanosu, işte Beethoven'ın piyanosu, işte yarım ses tiz olan işte Mozart'ın mesela piyanosunun işte yarım ses tiz olması, daha eserlerinin yağ gibi akıp gitmesi filan, hani hepsinin aslında eserlere de böyle yansımaları var. Fagotun da anlıyoruz ki zamanla evrilerek orkestradaki yerini alırken hem eserlerle, bestecilerin onunla ilgili yazdığı eserlerle de gelişimini ve evrimini tamamlıyor. Şimdi ben bir de şunu sormak istiyorum. Evet. Fagot eğitimi. Bir şey ekleyeyim. Tamam. Çok affedersin. Bitirmeden önce yani orkestradaki yeri, konumu fagotun. Onu tabii. Şimdi orkestra dedik ya işte bası desteklemek için. Yani tahta nefeslerde bası desteklemek için. Hatta fagot var, kontra fagot da var. Yok da aşağısında. Bası desteklemek için. Fakat dediğim gibi armonik yelpaze genişledikçe aslında solo fagot artık bir, yani adı üstünde solo fagot halini alıyor ve daha çok solo bir enstrüman halini kullanıyor. Yani şu anda günümüzde işte Tchaikovsky olsun, atıyorum başka işte Mendelssohn olsun, Beethoven olsun, bu bestecilerin yazdığı fagot partileri işte bazen kemanlarla ün sonuç alabiliyor, bazen viyolalarla, çoğunlukla cellolarla. Ama yine o bas yerinde fagot yerini koruyor. Yani flüt kadar çizgi enstrüman zaten olamaz. Ama sonra işte klasik dönemde geçti, işte impresyonist dönemde geldikten sonra
Fransızlar bunu daha tiz notalarını çok daha şey kullanmaya başlıyorlar. Çok daha özgürce kullanmaya başlıyorlar. Dediğim gibi orada da enstrüman gelişmeye başlıyor. Evet. Yani özellikle Stravinsky mesela bu noktada çok belirleyici. Stravinsky'nin Bahar Ayını solosu Fagot'un en tiz notasında, yani o zamanki işte en tiz notasında başlıyor ve çok böyle hani Fagotçu için çok önemli bir solodur. Hı hı. Ve orada o tarihte hani çok fazla kabul edilemeyen bir ses aralığı aslında ama o zamandan beri de üst oktavlarda da kullanılıyor işte. Evet. Stravinsky deyince Stravinsky'nin bir sözü vardı. Ben ilk konservatuara başladığım zaman bir dersimiz vardı orada. Orada söylemişti öğretmenimiz. Demişti ki disipline edilebilen sanat özgürdür demişti. Ve onu defterlerimize yazıp o şekilde devam etmiştik Stravinsky deyince. Şimdi disipline edilebilen sanat özgürdür dedik. Şimdi bu fagota biz ne zaman başlayalım? Konservatuarlarda işte biz benim dönemimde 5. sınıf bitiyordu. Ondan sonra işte 5. sınıf bittikten sonra giriyorduk ya da işte 5. sınıftan sonra orta bir okunuyordu. İşte biraz yaş büyük olsa bile işte o derslerden muaf olunuyordu. İşte sınıf atlıyorduk. Ondan sonra o şekilde bitiriyorduk, geçiyorduk. Öyle şeyler de oluyordu. Fagotta durum nasıl? Yani biz bu enstrümana işte kemanın işte çeyrek keman, işte yarım keman, tam keman derken fagotta da mesela şeyler var mı? Ya da sadece bir tane enstrüman boyutu var ve ben o şekilde mi başlıyorum? En küçük ne zaman, hangi yaş grubunda başlanabilir? Enis Hocam araya bir gireceğim. Başlamayın fagota. Başlamıyor. O zaman sıkıntılardan bahsettim. Yani tabii öyle şeyler var. Öyle handikapları var ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben fiyatından başla o zaman. Fiyatından, yani fiyatını bence sonra söyleyeyim. Yani anlatayım, en son fiyatını söyleyeyim, ona göre karar versin insanlar. Tamam, ama şimdi şöyle bir şey var. Başlamayalım da, yani başlayabiliriz. Yok mu bize böyle destek veren bizim şeylerimiz vardı. O zaman atölyelerimiz vardı. Nefesli Atölyesi'nden verilen enstrümanlarımız vardı. Evet. Şimdi ne oldu fagot fiyat? Şimdi ben anlatayım. Fagot fiyatlarından önce şöyle anlatayım. Yaş olarak fagota başlama yaşı, eğer hani profesyonel olacaksan, bazı şeyler işten geçmesin diye düşünüyorsanız, bizim klasik ortaokulda işte konservatuara başladığım, benim bildiğim hani 11 yaşında, eğer çocuğun fiziki durumu da müsaitse 11 yaşında fagota başlanabilir. Fakat Cem'in söylediği gibi, Cem hocamızın söylediği gibi, artık bu rekabet ortamı arttığı için fagota şu anda 6-7 yaşlarında başlanıyor. Bunun için de özel fagotlar yapıyoruz. Böyle küçük fagotlar yapıyoruz. Küçük işte kolum kadar fagotlar yapıyoruz. Küçük çocuklar bunu, sizin dediğiniz gibi böyle zebra desenlisi var. İşte kaplan desenlisi var. Böyle oyuncak gibi yani. Tabii ciddi bir konservatuar eğitimi o yaştaki çocuk almıyor. Ama Türkiye'de böyle bir şey yapmak çok zor. Yani çünkü bizim konservatuarda müzik eğitimi alınıyor. Yani okullarda, ilkokullarda verilen müzik eğitimi bu denli kapsamlı olmadığı için o çocuğun o yaşta fagota başlama imkanı olmuyor. Ne oluyor? Konservatuara gittiğimde başladım. O zaman ideal yaş 11 yaş. Ama ben 15 yaşında başladım mesela. Senin anlattığın gibi ben 15 yaşında başladım fagota. İşte muaftım derslerimden. Çok çalıştım. Sınıf atladım. İşte yakaladım işte bir şekilde yerinden falan. O seneyi kapattım. O da olabilir. Yani 15 yaşında da başladım. Öyleydi. Herkes atlayarak bir şekilde sınıfı şey yapıyordu, tamamlıyordu. Belki de evet. O sistemin olması Ozan daha bile iyi olmadı mı? Ne kadar çok çalıştık. Yani herkes tabii. Böyle bir şeyin enstrümanıyla beraber çok hı-hı. Çalışıyorduk. Yani hatırlıyorum ben, herkes enstrümanıyla haşır neşir. O sistem bize yaradı bence. Yani bizim Mutlaka yaradı ama bana soracak olursam, ben ilkokulda, yani devlet okullarında müzik eğitiminin daha kapsamlı bir şekilde vermesini yeğlerim. Yani bu alanda çok daha fazla çalışılmasını yeğlerim. Bu şekilde yani 15 yaşında da başlayabilirsin. Ha, bu arada tabii ki de öğrencinin çalışmasına bağlı. Cem'in anlattığı gibi fagot da başlangıçta çok güç bir enstrüman. Yani ağırdır, yok kamışı olmaz, çocuk kamış yapmıyor öyle pat diye öğrenemez. Onun bir el becerisi gerekir. O da zaman ister. Sabır burada burada bir şey geldi de
Evet. Şeflerin kavga taktığındaki düşüncelerini yazmış. Yani çok sabır ister. Her enstrüman gibi, her iş gibi ciddi sabır ister. Özellikle müzisyenlik zaten enstrümancılık ciddi sabır isteyen bir iştir. Ve fiziksel sabır ister. Yani o bedenini de zapt etmen gerekir o süreçlerde. Yani Evet. gerekli sabrı ve gerekli disiplini gösterdikten sonra zaten bir işin yapılamayacak bir iş yoktur. Evet. Dolayısıyla çalışmak önemli. Yani 15 yaşında başlasan, 18 yaşında başlasan çalışmak çok önemli. Evet. Bu şekilde. Şimdi Cem hocama dönmek istiyorum. Şöyle, flüt eğitiminin yani küçük yaşta alınan flüt eğitiminin ileriki yaşlarda yani kişinin mesleki, kültürel, ondan sonra sosyal yaşamına ne gibi faydaları olabilir Cem? Nefesli bir enstrümanın çalışılması. Yani ben çocuğumu flüte başlattım. Ondan sonra işte flüt çalıyor. İleride ne gibi bir fayda, ondan nasıl bir geri dönüş alabilirim? Bu sorduğun soru profesyonel çalanlar için mi, amatör çalgıcılar için mi? Amatör. Tamam. Çünkü profesyonellerde aksine içine kapanık olmasına bile neden oluyor saatlerce çalışmak. Biz konservatuvardaki öğrencilerimizi sosyal aktivitelere yönlendiriyoruz. Spor yapmaya vesaire. Fakat bunun tam tersi de amatör icracılarda tabii ki. Çok özür En diliyorum, bir şey büyük söyleyeceğim. özellik... Ben bir araya girmek istiyorum. Yanlış ifade ettim mi fark ettim şu anda. Amatörde demek istemiyorum. Yani şöyle yapalım. Şimdi bir profesyonel olarak mesleki bizim kendi aldığımız bir eğitim var. Bir genel müzik eğitimi var. Bizim normal devlet okullarında işte normal okullarda giden. Bir de özengen dediğimiz işte bir hem hobi hem işte kişiyi ya aslında artık Cem şöyle bir şey olmaya başladı. Herkes bir enstrüman ve bir spor dalıyla uğraşıyor. Yani artık bu yani kişinin tamamlanması için aslında bir zorunluluk haline geldi. Yani ben bunu görüyorum. Ve çok güzel bir şey söyledi. Benim çok dikkatimi çekti. Profesyonel yani mesleki olarak çalışanlarda içe kapanma. Yani evet tabii ki de bu hepimizde yaşanan şeyler ama bir enstrüman çalmak çocuğuma başlattım. Yani hobi olarak gelişimi için ben bu enstrümanı seçtim ve ben buna devam etmek istiyorum diyen bir kişi flütü seçtiği zaman gelecekte özgüveni mi daha yüksek olur, ondan sonra nefesini daha iyi mi kullanır, sağlık açısından sigaraya mı başlamaz, ondan sonra yani ne bileyim kendine ne iyi gelir, çocuğum mesela ben başlattım buna ne gibi artılar alırım ileriki yaşlarda? Ya benim genel olarak tespitim şöyle oluyor. Amatör bazen işte sporla ilgilenenler, ben de onlardan biriyim. Amatör lisanslı bir sporcuyum. Ciddi anlamda ilgileniyorum. Başka işlere odaklandıklarında bunu hobi olarak yapanlar tabii kafada bazı koordinasyonla ilgili yeni kapılar açıyorlar. Biraz yeteneği de genel algısıyla söylemem yetenek diye. Ben yeteneği herkeste bir taban olduğunu düşünüyorum. Ve bunun geliştirebilir olduğunu düşünüyorum. Eğer fiziksel bir kusur yoksa, kulakta duymayla ilgili ama bence o kulak dediğimiz yapı da zamanla gelişiyor. Aynı şekilde bütün becerilerde gelişebiliyor. Tabii iyi bir vücut koordinasyonu, işte iki elinizi kullanabilmek, bütün parmakları ayrı ayrı kullanmak, beyinde yeni sinapslar oluşmasına neden oluyor. Bunun tıbbi şeyi bu. Bu beyinde oluşan yeni bağlantılar, sizin düşünmenizi hızlandırıyor. Tabii ilk olarak bütün velilerin en büyük amacı şeydir. Aa, benim çocuğum boş ver, flüt çalışmasın, otursun daha çok işte ÖSS sınavına, üniversite sınavına hazırlansın. Fakat aslında tespit şu yönde oluyor. Bilimsel araştırmalar da var bununla ilgili. Çok yönlü işler yapan çocuklarda tabii beyinde çapraz bağlantılar oluşmaya başlıyor. Bunlar sayesinde de çocuk daha hızlı karar verip daha doğru sonuçlara ulaşabiliyor hızlı bir şekilde. Bu da tabii diğer derslerindeki performansını arttırıyor. Aslında daha az çalışıyor, başka şeylere zaman ayırarak daha başarılı hale geliyor. Böyle bir orada şey var, alan. Ayrıca dediğiniz gibi işte kişisel gelişimde de eğer sahneye çıkma, işte bir grupta performans etme, arkadaşlarına, ailesine icra etme fırsatı bulursa da çocuk, toplum karşısındaki sunum kabiliyetleri artıyor. Biz müzisyenler, sık sahneye çıkan insanlar toplum karşısında pek heyecan duymayız.
O utangaçlığımız gider. Çünkü hayatımız zaten büyük topluluklarla iletişim kurarak geçiyor. Hı-hı. Tabii iletişim yetisi gelişmiş bir kişi de iş hayatında bir toplantıya girdiğinde, bir seçmeye girdiğinde, bir iş başvurusu vesaire tabii daha büyük bir etki bırakıyor. Üniversite hayatında daha iyi sunumlar yapıyor. Daha iyi firmalarda çalışma fırsatı buluyor. Bunlar birbirini böyle etkileyen ama sadece bunu müzikle tabii sınırlandıramayız. Aynı şekilde dediğimiz gibi sporla ilgilenenler. Bunun yanı sıra dans dediği gibi Ozan'ın ya da bir keramik uğraşan da bile yani bir kendine beceri sağladığınız herhangi bir konu nasıl pozitif etkiliyorsa flüt de aynı şekilde olumlu katkılar sağlıyor. Evet, şimdi flütün fagotla ilgili konuştuk. Ben size de sormak istiyorum. Flütün orkestradaki yeri diyebiliriz, oda müziğindeki yeri diyebiliriz. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz olur mu acaba? Başlasın. Yani bunun mesela gelişimiyle ilgili olabilir. Flütün birdenbire hani bunun tarihsel bir gelişimi yani en artık tamam flüt şu dönemde orkestrada tamamıyla yerini almıştır dediğimiz. O zaman kısaca flütten de bahsedeyim. Olur tamam. Flüt aslında en eski insan eliyle yapılmış enstrüman olarak varsayılıyor. İnsan önce şarkı söylemiş, sonra elini bir yerlere vurmuş, ritim tutmuş. Daha sonra da el yapımı ilk enstrüman. Şu an bulunan milattan önce 40 bin yılında Almanya'da bir mağarada bulunuyor. Bir ceylan kaval kemiğine işte delikler açılmış 3-4 tane ve ondan böyle yatağa üfleyerek ses çıkartılmış. Tabii bundan çok daha eskiye dayanıldığı düşünülüyor. Zaten mitolojide de yer aldığı için Yunan mitolojisinde. Eskiden büyük ihtimal bambu gibi tahta. Ahşap, ağaç materyallerden yapılıyordu. Fakat onlar günümüze tabii ki ulaşamıyor. Çok eski olduğu için ama hayvan kemiğe ulaşabilmiş bir şekilde. Flüt ailesi çok geniş bir aile. Bizim ülkemizde ney, kaval bu aileye giriyor. İşte Çin'de dizi flütü var. Avrupa'da da bizim şu an benim icra ettiğim travers flüt diye geçen Orta Avrupa'ya ait bir enstrüman. Neyde vesaire biz dik açıdan yana doğru üfleriz. Bunda da enstrümanı yan çevirmişler ve düz üflüyoruz. Tek farkı o. Hatta yan flüt denmesinin nedeni de aslında yan flüt denmesi ayıplanır ülkemizde ama ben çok ayıplamıyorum. Çünkü Almanca'da flöt edemiyorlar, dik kuer flöt ediyorlar. Fransa'da da travers flüt diye geçer. Yani direkt flüt denmez. O yüzden çok ayıplanacak bir tarafı yok. Tek olarak flüt ailesinin bir üyesi yan flüt ya da flüt diyebiliriz. Barok. Yan flüt falan hani sürekli söyleniyor ki ne çalıyorsun? Yan flüt çalıyorum. Mesela konservatuarda ben hiç hatırlamıyorum yan flüt dendiğini. Flüt diyoruz ama yan flüt deden ben sonrasında duymaya başladım onu. Yani evet tabii ki de blok flüt mü flüt mü? Orada bir karmaşa oluyor. Ne diyelim hocam biz? Flüt mü diyelim yan flüt mü diyelim? Yani açıkçası çok ciddi bir tartışma. Ben taşlarına dönüyorum tabii ama şöyle bakıyorum olaya. Yani blok flütte blok flüt diyoruz. Flütü mesela diğer flüt ailesinden nasıl ayırırız? Çünkü flüt ailesi çok geniş. Bütün aileye deniyor. Yani ney de o ailede. Şimdi o zaman flüt evet özel isim olarak yani geçiyor ama yan flüt de ayırtamıyorum. Yan flüt demeli miyim mesela? Düz fagot ya da düz klarnet mi diyeceğiz de? Yan yandan üflenen flüt teknik olarak. Yani kuer flöt ediyor Almanlar. Fransızlar da travers flüt diyor. Belki bizde de ayıplanmamalı ama ikisi de aynı kapıya çıktığı için sıkıntı yok. Barok dönemde çok sıklıkla kullanılan bir enstrüman flüt. Çok da önemli. Geniş bir repertuar sahip. Her bestecinin bir sürü eseri var. Klasik dönemde de yine önemi devam ediyor. Özellikle bu saraylarda saray bestecisi dediğimiz besteciler çoğu kral ya da işte dük vesaire flüt icra ediyorlar. Onlara özel eserler besteliyorlar. Çoğu fagotu tercih etmemiş ama flütü tercih eden çok fazla dük var. Ve onların verdiği siparişlerle biliyorsunuz florinler ödeniyor bir kasede. Değil mi Naci Hocam? Her şey duygusal. Ve daha sonrasında çok fazla flüt repertuarı büyüyor. Romantik döneme geliyoruz. Tabii bu açıda sanayi devrimi gerçekleşiyor. Sanayi devrimi aslında bizim metale olan hükmümüzü iyice arttırıyor.
ve artık şekillendirip seri üretime geçebiliyoruz. Ve bunun doğrultusunda diğer enstrümanlar çok gelişirken flüt biraz arkada kalıyor ve önemini yitiriyor. Hatta klasik dönemin sonunda, romantik dönem, biz şu an geriden bağlamak kolay dönemler ama o geçiş döneminde flütün entansiyonu bozuk, diğer enstrümanların bütünlüğünü bozan bir enstrüman olduğunu çeşitli notlardan görüyoruz. Mozart'ın babasına yazdığı bir mektupta da var yani. Hep out of tune çalıyor. Hep böyle. Ne yapacağız bu flütleri gibi sorular soruyor demek ki. Evet. Mesela Beethoven'ın bir flüt konçertosu yok. Neden yok? Bence beğenmediği için yok. Yani evet, orkestrada bir bütünlük enstrüman olarak kullanıyor. Pek çok solo var ama niyeyse tercih etmemiş. Keman, viyonseli çok daha ön planda görmüş. Daha sonra klarnet, fagot, korna gibi enstrümanlar, oba romantik dönemde çok önemli olurken 1860 yılında bir kuyumcu oldu Münih'te. Bakın, kuyumcu metale hükmetmeyi biliyor. Bir de çok harika bir mekanizma yapıyor. İlk önce tahta flüt, ahşap flütümüz birkaç tane böyle şey ekleniyor, tuş ekleniyor. Daha sonrasında 2-3 yıl sonrasında 1861 yılında ilk metal, tamamen metal flütü yapıyor. Bundan sonra da flüt bugünkü önemli koltuğuna oturuyor. Aslında az kala çok önemsenmeyen fagot gibi esmal haline gelecekmişiz. Espri yapıyorum. Latife. Yok ama yani şimdi... Cevap hakkı doğuyor Ozan sana. Fagot'un şeyi çok farklı. Fagot'ta çok farklı bir durum var. Çok endüstriyel bir enstrüman değil fagot. Yani o metal devrimlerini falan tahta üflemeyi olduğu için girememiş mi yani? Ne yazık ki metalini de yapmaya çalışmışlardır muhtemelen, becerememişlerdir. Yani dolayısıyla fagot çok nadide bir enstrüman aslında. Yani nadide derken ay işte kırılgan vesairesinden değil de çok gerekli. Bak öyle söyleyebilirim. Çok gerekli. Yani olmazsa olmaz enstrüman bence. Bilmiyorum Naci Hocam ne düşünüyor ama orkestra içerisinde olmazsa olmaz bir enstrüman olur. Bence gerçekten şaşırırsınız. Bu çocuğa bir yönelelim Ozan istersen. Tabii. Şaşırırsınız. Yani Mozart'ın repertuarında işte operaları, senfonileri falan, yani flütten çok fagot vardır. Öyle söyleyeyim. Yani orkestrasyonu bu. Evet. Hele operalarını hiç söylemiyorum. Yani fagotçu girer, operayı çalar. Fagotçu der ki, ulan bir tek ben çalıyormuşum gibi de hissedebilirsin böyle bazen fagot şeyinde. Keza Beethoven'lar, Mahler'ler, onlar zaten hani onlara hepsini katıyor. Yani fagot o anlamda çok kilit bir enstrüman. Ama çok da böyle popülerleşememiş bir enstrüman. Bir de dediğim gibi birazcık hani onu konuşmadık da zahmeti biraz. Ya bir de şey var Ozan. Demek ki de böyle yapıyoruz aslında ama. Doğru bir kıyas şöyle yapılabilir. Yani aslında flüt leading, yani oba ve klarnetle kıyaslayabiliriz. Evet. Yani biraz daha işte soloların yazıldığı. Biz az kala tahtımızı zaten klarnetle obaya kaptırıyormuşuz. Yani evet. Öyle bir şey var. O gelişimi yapamasaydı. Daha sonra da işte 20. yüzyılda tabii çok ünlü oluyor flüt. Özellikle yeni bestecilerin de bu geniş alanı fark etmesiyle, çünkü oba, klarnet hepsi hala tahta üflemeli, yani ağaçtan yapılıyor. Fakat flüt metal bir enstrüman ama ismi tahta üflemeli bu arada. O da bir tezattır. Evet. Çok yeni alanlar açıyor. Ses rengi çok büyüyor. Oktav sayısı bir anda 2,5 oktavdan 4 oktava çıkıyor. Ve bunu da tabii besteciler çok değerli bir renk olarak eserlerinde kullanıyorlar. Evet. Yani... Soru neydi? Başka bir şeydi galiba. Şimdi ben Naci Hocam buradaysa eğer, burada ben görüyorum kendisini. Hocam merhaba, nasılsınız? Sesinizi duyamıyoruz hocam. Sesinizi açabilirseniz eğer. Tamam, şimdi oldu. İzin vermiyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Ozan gibi, Cem gibi çok değerli iki birlikte müziği böyle keyifle yaptığım iki meslektaşımla aynı anda olmak. Herkese merhaba demek istiyorum. Çok güzel bir sohbet oluyor. Yani şimdi nasıl başlayalım? Yani hepsi bizim için. Şimdi orkestra şefi gözüyle baktığınız zaman aslında o bizim için bir kentettir. Yani flüt, oboe, klarnet, fagot, korno. Beşi, bütün bu klasik repertuarı ta Haydn'den başlayarak hani
öncesi de var tabii ama o zaman işte kromatik korno yok, efendim flütün işte şeysi yok, işte ahşap flüt var, fagot şöyle filan. Ama bizim için hepsinin, yani bir orkestra gözüyle baktığınız zaman olmazsa olmaz enstrümanlar hepsi. Yani öyle bir yazı yazıyor ki, yani Beethoven'ı, Mozart'a mesela, Mozart'ın flütü hiç sevmediği söylenir ama Sihirli Flüt diye bir operası var. Yani üç tane konçerto soracağım. Bir tane yani, artık. Yani bir de solo konçerto. Sihirli Fagot diye bir operası yok. Yani. Hocam şey, yine Ozan'a yine yükleniyoruz. Yapmayalım. Yok, hayır. Ozan. Hayır. O beni tanıyor. Biz bilmiyoruz. Neler yaşadık aynı sahnede. Onların bizim evet. Zaman. Yani bizim açımızdan hepsinin kendine ait. Biz biraz tabii çok farklı bakan insanlarız. Yani orkestra şefleri işe çok daha farklı, nasıl söyleyeyim ben, birliktelik olarak bakıyorlar. Şimdi fagotun flütten daha önemi, oboanın işte klarnetten daha önemi gibi bir şey yok. Yani bizim için öyle bir şey yok. Bizde bir cephe, bir birlikte bir takım oyunu var. Ve hepsinin, yani bütün o takım oyuncularının işte fagotundan kornosuna, ikinci flütünden işte efendim pikolosuna, hepsinin bir arada aynı anda bir mükemmelliyetçilik için, bir güzellik, bir armoni ve bir duygu için birlikte çalışması var. Dolayısıyla hani fagot tabii ki tekniklerini çok öğrendik. Yani bir de bazı sebeplerden dolayı ben flüt enstrümanına biraz fazla yakınım. dolayısıyla yani o işte do diyez, re diyez, bilmem ne, tri şeyleri, rollerları. Sizin bir tane bir Ozan, bir mi perdeniz vardır. Benim Engin. Evet. Hekla fagot gönderi, o mi perdesini bir anlat Allah evet. aşkına. Onu ya şöyle, şimdi enstrüman dediğim gibi biraz, şimdi bu işten açık konuşmak gerekirse para isteyen işler maalesef. Ve tabii ki de teknoloji isteyen işler. Şimdi bizim ülkemizde, bu da üzülerek söylüyoruz. Yani hani bunu söylemek değil de hani birine çıkar sen niye yapmadın dersin de işte yok yani hani ülkede olmadığı için sen de yapın. Şimdi bir materyale ulaşmak için bizim için 1000 dereden su geliyor. Birincisi pahalı. Hele şu anda çok pahalı. Yani buradaki excuse'leri daraltmak konusunda bizim bir yeterliliğimiz yok. Bunlar öğrenciler için de geçer. Yani iyi bir enstrüman alırsın, çok iyi almana gerek yok. İçini görecek bir enstrüman alırsın. 3 sene öğrenciysen 3 sene onunla okursun. Sonra onu satıp üstüne biraz para koyup yenisini alabilecek pozisyonda olursun. Hayır. Devlet bize enstrüman veriyor sağ olsun. O öğrenci okullarda okurken ya da işte opera balene. Ama bu enstrümanlar 60 yıl bir nefesle. Bunların yenilenmesi, senin aldığın maaşla işte çarp et falan filan söz konusu bile olamıyor. Orada hemen küçük bir bilgilendirme. Bizim üfleme enstrümanlarda ne yazık ki kullanıldıkça kötüleşir sazlar. Yani bir keman 300 yıllık bir Stradivarius değerlendikçe bizde kötüleşir. Evet, bizde çünkü nem ve sıcaklık değişimi etkiliyor evet. bu enstrüman. Bizde de bakımı iyi yapılırsa güzelleşir. İyi olur ama Türkiye'de iki tane bakım yapan ve senin hiç seçeneğin yoksa ve Avrupa'ya göndermek zorunda kalıyorsun o enstrümanları. Çünkü Avrupa'da iyi yapılıyor bakımları. Avrupa'ya gönderdiğin zaman da minimum 5000 euro fiyatı alıyorsun. 5000 euro şu anda 50 bin lira para. 50 bin lirayı ben nereden bulayım? Hani öyle bir durum var. Yani sürekli 50 bin lira 5 senede bir bulamam. Araya girmek istiyorum. Kusura bakmayın. Bir sorumuz var. Burada chat'e yazmış bir öğrencimiz. Diyor ki fagot fiyatlarına göz attığımızda oldukça yüksek meblağlarla karşılaşıyoruz. Evet. Enstrümanın bu kadar masraflı olması hangi faktörlerden kaynaklanıyor demiş. Hı-hı. Çalgının diğer enstrümana nazaran daha az tercih ediliyor olması ya da yapımından kullanılan malzemelerin niteliği fiyatlar üzerinde etkili midir? Yani biz ilk başta aslında konuştuğumuz şey evet. fiyat mı acaba insanları birazcık uzaklaştırıyor? Yani ya Türkiye'de fiyat uzaklaştırıyor. Aslında her enstrümanda böyle. Ozan hepimizin enstrümanlarında tabii. böyle bir şeyler. Yani mesela yazmış da bir öğrencimiz daha yama ağacından yapılan fagot 500.000 yakın demiş. Yama evet yama fagot yama bir marka ağaç değil. Yani evet 500.000'a yakın ama bu işte kurs farkıyla vesaireden kaynaklanıyor. Şimdi evet, ben Naci hocamızın dediği şeye giriyorum. İşte perde vesaire işte materyal sıkıntısı. Şimdi ben az çok işte hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Küçük bir mecradayız. Enstrümanların iyi performans sergileyebilmesi için enstrümanlara işte materyal denenmesi, alınması ve isteklerin karşılanabilmesi lazım. Ama müzisyen tarafından ama işte o kurum tarafından. Şimdi bizim genelde kurum şey yapıyor. Ama bir enstrümanın 13 yıl bakıma gitmemesi demek
o enstrümancının çok fazla fire veriyor olabilmesi demek. Yani böyle ihtimaller oluşur. Yani dolayısıyla materyal eksikliği bizde çok büyük bir karın ağrısı. Çok büyük bir sıkıntı ve tabii ki de finansal olarak da bunun yarışında yorgun düşmek de var. Yani hani çabalamak var. Yani işte euronun fiyatı artıyor, doların artıyor. Sen onu bir yerden paçasından şeyinden yakalamaya çalışıyorsun. Kurumlar da bu şekilde. Yani kurumlar ucuz olsa niye almasın? Yani bunların bir ödenekleri var. Belli ödenekleri var. Yani belli paraları var. Yani bu işe kolay ulaşmak her zaman işi hızlandırır, gelişimi hızlandırır. O Naci Özümüz'ün dediği gibi o armoni, o beşli armonisini de materyal çok geliştiren bir şey. Tabii ki de enstrümancı iyiyse onu o başka bir. O zaman şeyden bir bahset. Bu kavramlar biraz havada kalıyor. Birisi sormuş mu materyaller etkiliyor mu? Evet etkiliyor. En önemlisi de en iyisi de heykel. Bu işin ustası. Evet, bir şartlarını anlatabilir misin? Bir de şartlar da değil. Heykelin şu günümüzdeki şartları şöyle. Eğer bir fabrikçide ben mesela profesyonel bir fabrikçiyim. Bu bir firma. Benim aslında solo fagot çalacaksam çok doğal olarak heykel fagot, marka fagot isteyebilirim. Avrupa'da birçok orkestrada yani çoğu yani yüzde olarak da çoğu solo fagotçular hepsi heykelde çalabiliyor. Öğrenciler heykelde çalmaya çalışıyorlar. Fakat bu bir firma dediğim gibi çok eski bir firma. Şu anda günümüzde eğer ben bu enstrümanı almak istiyorsam bugün sipariş verirsem bana diyorlar ki Ozan hocam siz 12 yıl sonra bizi bir arayın. Birincisi bu. Yani 12 yıl sonra. Burayı bir daha bir tekrar edebilir misin Ozan? Mesela ben siparişi verdim. Evet. Kaç yıl demiştin? Ben cebime 3000 euro kaporamı koydum. Aradım. Parayı gönderiyorum dedim. Gönderdim. 12 yıl sonra görüşürüz diyor. Peki. Şimdi ben şaka yapmıyordum başlamayı derken. Sonra 3000 euro. Ya hocam sen euro en başta veriyorum. Doğruyu söyledin. Şimdi 3000 euro kapora veriyorsunuz. Çok güzel. Gün geldiğinde işte kur vesaire oradaki de ekonomik değişikliklerden ötürü çıkacak faktörler vesaire. Günü geldiğinde de üstüne 47 bin euro daha para vermeniz gerekiyor. Ve 12 yıl boyunca 47 bin euro para biriktirip bir tane enstrüman sahibi oluyorsunuz. Toplam 60 bin euro şu an. Evet. Değil. Yani evladiyelik enstrümandır. Öğrenciliğinizde işte 19-20'li yaşlarda bu yola girerseniz çok mantıklı. Ama benim bu saatten sonra gidip bir heykel sahibi olmam mantıklı değil. Dolayısıyla bu dünya üstüne gelmiş bir fagotçu olarak ben bir tane heykel enstrüman sahibi olamayacağım. Ama bakın bu Stradivarius gibi bir şey değil. Yani Stradivarius o farklı bir nadidelik. O ayrıcılık yani. Onun solistler falan çalıyor. İşte atıyorum çok iyi orkestralar kiralıyor vesaire. Heykel öyle bir şey değil. Heykel üretim yapan bir firma. Ama işte günümüz şartlarında bu şekilde. Dediğim gibi 45 bin. Ha ama şöyle bir şey de var. Dersin ki ben şu an istiyorum bir tane. Bulabilir misin? Evet bulabilirsin. Müzik mağazasını ararsın. Elinizde sıfır heykel var mı? Var. Ve bir tane var. Öyle deneme şansı falan yok. Hani bunu deneyim, şunu deneyim, şunu deneyim falan. Bir tane enstrüman var. Yani adama o kadar konuyu üst seviyeye taşımış. Ya da seviyeye taşıdıklarını zannediyorlar. Bilmiyorum. Tamam bugün almak istiyorum. Sıfır var mı? Var. Ne kadar? 100 bin euro. Şimdi sen 100 bin euroyu ne bir kuruma bir enstrümanı bir fagotçu için yani hani gariban bir fagotçuya hani ne 100 bin euro enstrümanı ya ne kendin alabilirsin ne de bir devlet kuruma aldırabilirsin. Dolayısıyla benim en çok işte yüzümde şey burada. Ozan şu şeyi ekleyeyim de benim, bana komik gelen ben sermaye piyasasıyla da ilgileniyorum böyle borsa vesaire hoşuma gidiyor bir hobim benim. Sen de mi bak herkes giriyor buradan. Yok yani şey olarak ben 5 senedir falan ciddi ben profesyonel olarak bak ilgileniyorum. Ve bunu geçtiğimiz senelerde yatırım aracı olarak kullanan evet, Alman evet. İş adamları var. Evet var. Şaka aa, değil. Yani, çok güzel. Evet çünkü. Hatta ben çok pişmanım mesela. Bilkent Senfoni'ye ilk girdiğim yıl bir tane kendim sipariş etmediğim için. Çünkü şu anda elime geçecek de enstrüman ve ben onu 100 bin euroya satacaktım yani. Evet yani ve Almanya'da işte faiz oranları işte %1, %2 kazanabilirsiniz. Enstrüman size %100 kazandırıyor neredeyse. Naci hocam çok başka yerlere gidiyoruz şu an. Ama şey eğlence konuları biraz şey de yapalım dedik. Aktüel bir program oldu ama. Evet. Yani tabii ki de çalmak çok isterdim ama yani şimdi ben kendimi biliyorum. Nasıl bir fagotçu olduğumu da biliyorum.
hani benim daha düşük fiyatlı bir enstrümanla da gayet güzel çalabildiğimi bildiğim için hani yatırım amaçlı kullanabilirdim. Evet. Şimdi bir sorumuz var Cem Hocam, ben size dönmek istiyorum. Nefesli çalgılardan bahsediyorken nefes tekniği ve diyafram kası hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Bir katılımcımız. Ben biraz şöyle yaklaşıyorum öğrencilerimle de. Biraz daha aslında yeni bir yaklaşım gibi. Biz de senelerce bir tabu olarak büyüdük diyaframla ilgili. Oh, diyafram, diyafram. Aslında diyafram hep biz nefes alırken kullandığımız varsayıyorduk küçükken de. Fakat verirken kullandığımız incecik bir kas. İşte akciğerlerinizin altında, karnınızın üstünde şöyle bir layer, yani ince bir yapıda bir kas. Nefes aldığınızda aşağı doğru çöküp nefes verirken yukarı doğru gidiyor. Diyaframı ne yazık ki pek çok egzersiz var ve bence yanlış. Çünkü çoğu egzersiz boğazınızı kapatıyor. Öyle bir tiyo verebilirim. Bu egzersizleri yaptığımız zaman, yani aslında temel olarak havayı vücudumuza alıp hava hiçbir yere takılmadan geri vermemiz gerekiyor. Temeli bu. Ve burada da diyafram kasından destek alarak yapmamız gerekiyor. Fakat çoğu insan diyaframını hakikaten kullanıyor. Bunu yaparken boğazını kapattığı için diyafram üreğini kullanamıyor. Diyaframdan gelen destek burada kesiliyor. Öyle bir tiyo verebilirim. Onun dışında diyaframı çok büyütmeyin. Yani asıl önemli olan, şimdi geliyor Naci Hoca'dan bir şey araya. Yani bu bir tabu olmasın. Diyafram kendisi zaten vücudumuzda her gün kullandığınız bir kas. Son olarak şöyle örneklendireceğim. Gece uyuduğumuzda hep diyaframımız destekli havayı veririz dışarı. Ölmüyoruz bu sayede. O yüzden gece uyurken 8 saat, gün boyu 24 saat kullandığınız bir kas, enstrümanını çalarken de size sadece fayda sağlıyor. Ekstra oradan çalınan bir şey yok. Onu söyleyeyim. Hep kullandığımız bir kas. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hocam, Hocam buyurun. Ha, tamam, okey. Sevgili arkadaşlar, çok güzel gidiyor her şey. Ben de böyle çok da konuşmak ve sizin böyle uzmanlık alanlarınıza girmek istemiyorum. Çok güzel. Bir sadece bir şey eklemek istiyorum. Bunu şarkıcı arkadaşlarla da diyafram dediğimiz zaman çok tartışıyoruz. Çünkü hepimiz, o sizler de öyle, nefes ve akciğerle yapıyorsunuz işinizi. Çok enteresan bir bilgi var. Yani bu doktorlarla konuşulan bir bilgi. Diyafram kası bizim kontrol edemediğimiz bir kas. Yani bunu kimse bilmiyor. Sanıyorlar ki efendim biz diyaframımızla dışarıya. Çünkü diyafram, bakın biraz bilimsel konuşacağım, bildiğim için konuşuyorum gene başkasına. Diyafram tam kalp kası gibi, mide kası gibi bizim kontrol edip istediğimiz zaman aktive edip istediğimiz zaman gevşetebileceğimiz bir kas değil. Onun bir siniri var. O sinirin adı da frenik sinir. Bunu doktorlarla şey yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Diyafram kendi kendine gevşeyen ve kendi kendine, hani diyaframı insanlar diyaframa nefes aldım, diyaframımla aldım falan gibi konuşuyorlar şarkıcılar. Bu fiziksel ve bilimsel olarak mümkün değil. Ama diyafram, yani özür dilerim Cem, özür dilerim Ozan, yani sizin konumuza giriyorum. Gerçekten alanlara saygım var. Onu bilmenizi istiyorum. Yani bu sizin hayatınızı üstüne kurduğunuz, mesleğinizi kurduğunuz şeyi saygısızlık etmek istemem. Ama doktorlarla çok yakın konuştuğum için bu konuyu, yani diyafram kasının bizim elimizde olmayan şekilde kasıldığı, hatta hıçkırık dediğimiz şeyin diyafram kasının istemsiz olarak kasıldığı bir durum. Onu eğer madem kontrol ediyoruz, hadi durdurun bakalım hıçkırığımızı yani. Yani o doğru değil. Cem Hocam, o yüzden kusura bakmayın. Hocam %100 zaten tamamen destekleyici konuştunuz. Evet, evet. Ben de onu söylemeyi ifade etmek istedim. Yani 24 saat kullandığımız bir kas. Evet. Flüt çalarken de kullanıyoruz. Nefes alırken de kullanıyoruz, gece uyurken de kullanıyoruz. Sadece bunu flüt çalışımızda ya da enstrüman çalışımızda bu sistemi bozmadan devamlı halde kullanıyoruz. Bir tek işte şey var, bu işte karın kasını destekleyerek kullanıp bunu diyaframla karıştıranlar var. Bravo, işte konu o zaten. Böyle, bir farkındalık aslında. Diyafram. Böyle bir yanlış algı var. Bu karın kasını da siz yani itince direkt boğazınızı kitlemiş oluyorsunuz. Yani o da önemli bir bilgi olsun, ilgilenenler varsa. Bir ıkınabilirse herkes şimdi mesela. Yaparsanız şu an karın kasınızı siz dışarı ittiniz. Kesinlikle diyaframınızı kullanmadınız. Ve bu da zaten direkt çıkan havayı etkiliyor. Onca hava sıkışıyor. Diyaframın normal desteğini engellemiş oldunuz.
O yüzden diyafram yerine boğazınıza kilitlenirseniz, yani havanın çıkış yoluna, sesin çıkış yoluna kilitlenirseniz, şancılarda da ses yolu oluyor. Bunu bozmadığınız sürece zaten diyafram kullanıyorsunuz. O yüzden diyafram sizin ekstra düşünmeniz, sizin çalgınızı ya da işte icranızı şu anda daha geliştirecek bir kas değil. Naci Hoca'ya %100 katılıyorum. Şimdi ben de bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Çocuklara, şimdi küçük çocuklara fagot çalmayı öğretiyoruz. İşte ilk önce biz de fagotu kamışın düdük gibi üfletiyoruz. Ama tabii bunu nasıl üflemesi gerektiği, Cem'in söylediği gibi. Bu şimdi bizim vücudumuz işte solunum buradan başlıyor, aşağıya nefes borusuna iniyor, ciğerlere doluyor hava. Bir kere bizim nedir? Bizim enerjimiz, yani yaylı enstrümanlarda yay bizim havamız olarak. Şimdi bu yay tekniği ne kadar iyi olursa bir yaylı enstrümancının sound'u, cümleleri, çaldığı müzik, şarkılaması, yani cantabile kısmı çok daha iyi olmuyor. Yani bu kasık olursa bu olmaz. İşte o kasılmanın da burada olmaması gerekiyor. O havanın çok muntazam bir şekilde enstrümanın içine akması gerekiyor. Dolayısıyla bizim birinci gereksinimimiz iyi bir şekilde devir daim eden bir hava. Yani o mekanizmayı geliştirmek adına işte boğazı sıkarsan olur. Hani o ıkıma, tabii ki de ıkıma refleksi gelişiyor. Yani ıkıma refleksi olması gerekiyor. Çünkü havayı dışarıdan nasıl göndereceksin? Karın kasımla gönderiyorsun. İşte aslında diyafram kendi yolluyor. Yani burada evet. Bir nefes alırsa, büyük bir nefes. Evet. Ve havanın dışarı çıkma isteğini göreceksiniz. İşte orada diyafram itiyor yukarı. Yani bu böyle bombeleşiyor. Bizim elimizde değil, biz nefes aldığımızda o aşağı geliyor. Evet. Doğal kasılması, Naci Hoca'nın söylediği şey o. Zaten biz nefes aldığımızda kasıldığı için diyor ki havayı ben dışarı yollamak istiyorum. Evet. Ama işte biz tabii ki akciğerimizin kapasitesini genişletebiliyoruz spor yaparak. Bu tamamen, özür dilerim 30 saniye gireceğim. Bu tamamen aslında beyindeki karbondioksit mekanizması ile ilgili bir şey. Yani nefesinizi alınızı tutunuz, kendinizi bayıltamazsınız, biliyorsunuz değil mi? Böyle bir fiziksel gerçeklik var. Çünkü vücut kanda karbondioksit yükseldiği anda sizin nefes tutmanızı bıraktırıyor zaten. Evet. Refleks olarak hayatta evet. Kalmanız için bıraktırıyor. Mesela... Orada size bir ek yapayım. Karbondioksit oranı. Biz nefesli enstrümancılar hatayı ne zaman yaparız biliyor musunuz? Nefesimiz bittiğinde. Çünkü vücut şey oluyor. Yani nefes bitiyor. Pasaj. O yüzden o yüzden atletik olmamız gerekiyor bizim. Nefesimiz survival. Bitiyor. Hayatta kalma içgüdülerimiz şeye geliyor. Devreye giriyor yani, ve buralar bitiyor. Evet. Yani çalıyorsun pasajı. Nefesin bitiyor ve nefesin bittiğinde artık o beyin gidiyor. Sen istediğin kadar, istediğin yıl, istediğin kadar solfej bil. Yani o kadar çok yıl. Enteresan bir makale okumuştum Ozan. Bu ezber ve üflemeli enstrümanlarla alakalı. Evet. Yani nefes bittikçe öncelik, öncelik yani. Şey oluyor. Hayatta kalmaya dönüyor ve gerçekten araya boşluklar giriyormuş. Yani şeyde evet. O notalar sekmeye uğruyor. Yani mesela bir piyanistte bir keman sanatçısında olmayan şeyler. Yani düşünün şef karşınızda bir can çekişmeye başladığı anda size ne kadar yardımcı olabilir? Kendi hayatta kalma içgüdüsüyle devam ediyor. Bunları yaşamışızdır değil mi sevgili Ozan? Bir de şöyle bir şey ekleyeceğim. Şimdi o nefessiz kaldığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Yani böyle bir kolaps şeklinde bir an yaşayabiliyorsun. Blackout. Dolayısıyla F-16 pilotlarında olur. Bir de şöyle bir şey var. Bir de buna artı heyecanı ekliyor. Şimdi heyecan faktörü bir kere nabzı hızlandırıyor. Nabız hızlandığı zaman oksijen yakışı hızlanıyor. Artık hani siz düşünün. Hani içeride yangın var aslında. Dolayısıyla şarkı söylemek de aslında o anlamda zor. Yani iyi şancının diyaframının nefesi sağlanmıyor. Yani onlar çok fazla heyecanlanma. Çünkü daralıyor. Nefes kapasitesi heyecan adrenalin salgılanınca daralıyor. Yaşam alanı kısıtlanıyor. Minimuma iniyor yani. Onunla mücadele etmek var. Vücut hızlı nefes alıp vermek istiyor. Evet. Dediği gibi işte Naci Hoca'nın dediğiyle de bağlantılı. Karbondioksit oranı artıyor vücutta. Ozan evet. Dediği gibi kalp fazla pompaladığı için hızlı dönmeye başlıyor kan. Çok enteresan. Yani bizim zaten hayatımızda bunu kontrol altında tutmaya çalışarak geçiyor. O yüzden günde 3 saat çalışıyoruz. Evet. Yoksa 1 saat çalışmayla da konsere çıkarız ama bunları kontrol edemeyince de tabii hatalar ve yanlışlar artıyor. Benim öyle bayılan arkadaşım var çalarken. Yani gözü kararan var.
Trompetçiler falan. Bir de trompetçileri falan siz düşünün. Onların daha fazla baskıyla çalıyor. Vardı öyle bir video. Şey dolaşıyor WhatsApp gruplarına böyle bayılan canım. Yani nefesli sazlar aslında bizim hem yani nefesimizi de kullandığımız için ekstradan da aslında çok hayati bir enstrüman da aslında yani zor bir enstrüman. Bu işte dediğimiz gibi işte tutması ondan sonra üflemesi çok inanılmaz kıymetli. Çok muazzam aslında işçilik isteyen bir enstrüman. Buyurun hocam. Burada bir şeye gene sevgili dostlarımın uzmanlık alanlarına saygısızlık etmemekle başlayayım. Şimdi bakınız Deniz Hanım, şöyle de bir durum var. Tüm arkadaşlara söylüyorum. Şimdi biraz Cem beni anlayacak bu konuda. Şimdi bakır çalgılarda ağızlık var. Yani trompet olsun, korna olsun, tuba olsun, trombon olsun bir ağızlık var. Çift kamışlı sazlarda, oboa ve fagotta bir kamış var. Tek kamışlı saz bir tane var, o da klarinet. Onun da bekinde işte bir klarinet var. Dolayısıyla ciğerinden gelen havanın miktarını saza aktarmak için kullanmaya çalıştıkları bir mekanizma var. Yani orayı tutarak, orayı kapatarak, açarak. Tabii ki bu biraz entonasyon falan, o tekniğe girmeyeceğim. Evet. Onu o zaman anlatsın bize. Ama flütte yok. Flüt şanla benzer. Çok evet. Buna açık ve kapalı hava enstrümanları evet. diyoruz. Yani bak, diğer enstrümanlarda bir direnç var havanın. Evet, bir direnç ve havanızı ayarlayabileceğiniz, yani ağızlık içinde dudağınızı kapatıp açabileceğiniz ya da kamışı kapatıp açabileceğiniz bir mekanizmanız var. Ama tek özellikle enstrüman bunların arasında farklı olan flüt. Ve onlar sadece ve sadece boş bir ağızlığa dudaklıktan üflüyorlar. Dolayısıyla teknik olarak aslında çok daha farklı bir anlayış ve farklı bir algı gerektiriyor. Özür dilerim. Zaten flütçülerin çok geniştir kapasitesi. Benim 5,5 litre hava alabiliyorum akciğerlerime. Öyle, bunu bizim ekstra büyütmemiz gerekiyor. En çok havayı flüt tüketiyor üfleme enstrümanlarda. Biz %60'ını dışarı veririz aldığımız havanın. Evet. %40'ı sadece flütün içine girer. Diğer enstrümanlarda birebirdir o. Yani peki sıkıntı da şu, biz basınçla uğraşıyoruz. Aynen. Yani bizde dediği gibi Naci Hocam bir yere geliyor ve şimdi hava böyle diye akmıyor. Sonuçta küçücük bir şey titreştiriyor. Çift kamışı titreştiriyor. Şimdi bende var 2,5 metre enstrüman, tamam mı? Enstrümanı açtığın zaman o kadar yani. Dolayısıyla o havayı oradan geçirip gerekli rejistirdeki gerekli entonasyonu yakalamaya çalışıyorsun. Burada da tabii ki de disiplinli çalışmak her şeyden önce geliyor. Yani o senin vücudunu nasıl eğittiğinle alakalı. Ama işte burada da dediğim gibi o iyi fagot, kötü fagot vesaireler, materyal çok önemli. İyi kamış mesela. O havanın akışını sağlaması, o titreşimin iyi iletilmesi için iyi kamış yapabilmek gerekiyor. Onun keza işte enstrümanının şeylerinin, rejistirlerinin iyi çalışıyor olması gerekiyor. Bu ona yardımcı oluyor. Yani bir mücadele var. Hep bir mücadele var yani. Şimdi ben hem flüt hem de fagot için sormak istiyorum. Eğitim boyutuna geçtiğimiz zaman flüt öğrencilerine Cem Hocam önce ben size sormak istiyorum. Daha kaliteli performans sergileyebilmeleri için onlara çalışma önerileriniz, yani işte düzenli çalışmanın ne kadar önemli olduğunu, ondan sonra nasıl psikolojide kendilerini nasıl motive etmeleri gerektiğini önce size söz vermek istiyorum, sonra Ozan Hocama. Ben 16 senedir aktif olarak öğrenci yetiştiriyorum. Çok genç yaşta başladım. Bilkent Üniversitesi'nin öğrencilerim olmuştu. Yani çok enteresan olan tabii şu, enstrümanımızı çok iyi bilmemiz lazım. Kendimizi mesleki anlamda çok iyi yetiştirmemiz lazım ve beslenmemiz lazım her şeyden. Kulağımız açık olacak. O noktada tabii siz iyi bir icracı olduktan sonra öğrenciler kapınıza gelmeye başlıyor. İyi de öğretebilmenin formülü şu, bence iyi bir eğitimci diğer alanlarda ne yapıyorsa hepsine kulak asmanız lazım. Yani ben eğitim sistemimi hep öğrenciye göre programlıyorum. Her öğrencinin algısı ve yaklaşımı farklı oluyor. Ve bu noktada bir kere çok ilgili olmanız lazım. Kimle olursa olsun. Nasıl bir işte iyi olmak istiyorsanız o işe zaman harcamanız lazım. Öğrencilerde de öyle. Aynı sistemde farklı bireylere eğitim yapamazsınız. Yani ben işte insanların 26-27 çeşit insan karakteri olduğu söylenir. Yani ben hakikaten bunun 15-20'siyle tanıştım. Ve hepsine yaklaşımınızın farklı olması şart. Ve sizin değişmeniz gerekiyor. Öğrencinin değil. Ben genelde hocalarda gördüğüm hata oluyor. Yani bizim
alışılagelmiş hoca modelimiz ne yazık ki başarıya götürmüyor. Yani iki kişiyi götürüyor. Yani bunu gördüm. Mesela bir hocanın 35 sene konservatuar eğitim yapıp iki öğrencisi çıkması mümkün değil. Yani bu doğru değil. İşlemeyen bir şey. İki tane çok marka çıkarmış ve geri kalan. Burada bir hata var. Evet, hoca iyi bir hoca. Kendi bildiğini, kendi öğrendiğini iyi öğretiyor. Disiplinli bir hoca belli. Yani o da hiç çıkmaz. Fakat bunun iki olmasının nedeni hocanın öğrenciyi kendi yoluna sokması için. Ve yani modern şeyleri çok okumak lazım. Sistemler çok değişiyor. Bizim bugün eğitim sistemimiz 200-300 yıla dayanıyor. Yani çok eski bir sistem. Çok hantallaştı. Bunu bize pandemi çok iyi kanıtladı. Yani bakın benim gördüğüm şu. Bütün dünyada üniversite modeli çökecek. Yani çünkü artık mesela dünyanın en iyi müzik okulu işte Almanya'da, işte Berlin'de, Münih'te var. Amerika Juilliard bildiğimiz isimler. Şimdi Colburn'lar, ya çok fazla isim var. Öyle şey yapmak istemiyorum ama bir marka olarak Juilliard'ı hepimiz biliyoruz. Şimdi eğer ben online eğitim vereceksem ve eğitim böyle devam edecekse ve bu da bir eğitimin, yani eğitim olduğu görüldüyse, bu kez benim rakibim New York'taki Juilliard'taki hoca oldu. Bir anda. Artık o arka bahçemiz yok. Yani evet. Ve ben bunu senelerdir söylüyordum. Yani bu eğitim sisteminin çökmesi gerekliliği. Artık neden Erzurum'daki bir çocuk ODTÜ'deki, Boğaziçi'ndeki hocanın dersini niye dinleyemez? Yani puanı yetmedi diye mi? Yani asıl sıkıntı burada. Ben de bu anlamda hep bilenler bilir. Herkese kapım açıktır. Yani ben bir sürü insanla çok fazla çalıştım. Bildiğim her şeyi öğrettim. Ama eğitimci arkadaşlar bu gerçekleri bilsinler lütfen. Yani artık arka bahçe yok, güvenli değil. Ve sizin kendinizi çok iyi geliştirmeniz gerekiyor. Ve o New York'taki, işte Almanya'dakilerle rakipsiniz hocalar. Eğitimcisiniz. Ve 10 yıl sonra bence bu iş çökecek. Yani tamamen sistem değişecek. Herkes kiminle ders yapmak istiyorsa onunla yapacak. Flüt dersini işte Naci Bey'le piyano dersini atıyorum Münih'teki işte Vilsaysen okulundaki işte hocayla, Vilsaysen'le yapacak yani Münih'te. Yani seçebileceksiniz. Buraya doğru gidiyor bence iş. O yüzden eğitimciler çok açık olsunlar ve kendilerini geliştirsinler her konuda. Yani her şeyi okuyun. Yani ve öğrencilerinize göre değişin. Çünkü işin doğru noktası şu. Juilliard'daki eğitmenin yapamayacağı şey sizin öğrencinize göre değişmek olacaktır. Çünkü yanında değil. Ve buna doğru gidiyor. Yani ben yıllardır böyle bir sistem uyguluyorum ve çok başarılı öğrencilerim çıktı. Çok fazla, yani o zaman biliyor mesela. Şimdi yani çok fazla öğrencilere yani. Elime altına koydum şeyi. Siz öğrencinize doğru değişip, onun ekseninde değişip, en kötüsü hayatta daha değerli bir yere yönlendiriyorsunuz. Yani ben mesela temel olarak çalışmayı öğrettim çoğuna. Yani ve bunun kolay olmadığı. Bizim enstrüman dersini demin ekleyecektim. Başlangıç yaşı falan konuştuk. Yani başlangıç yaşından çok önemli olan iyi bir eğitmen bulmak. Kesinlikle. 10 yıllık bir programdan bahsediyoruz işte. Genelde ortaokulda başlayan ve lisans 4'te biten. Biz de biliyorsunuz bir de hoca şeyidir, peygamber gibidir yani. Tabii öyle olur. Çünkü ama burada eklemek istiyorum. Hoca neden peygamber gibi olur? Çünkü ortaokuldaki çocuk seninle gözünü açıyor ve lisans bitene kadar. Yani sistem böyle değil ki. Sistem adamlar normal okulunda ben flüt çalmaya başladım. Sonra çocuk hani artık bazı şeylere aklı ermeye başladığı zaman ben flüt çalıyorum. Bir konservatuara mı gitsem diyor. Ve lisansta giriyorsun ona konservatuara. O zamana kadar da kendi özverisini ile beraber o enstrümanı öğreniyor. Yani biz çocuğa al bu fagot 11 yaşındasın çal diyoruz. Orada bir sıkıntı var. Yani ya, orada çok büyük şey gerekiyor. Çok büyük özveri gerekiyor. Hepimiz bir fanusla yetişiyoruz. Bir fanus. Eğer işler yoldaysa, hocanız iyiyse iyi sonuçlanıyor. Çok olumlu bir hikaye. Fakat çok olumsuz ve ne yazık biz konuşmuyoruz. Ben de işte en son flüt kolektifi diye bir şey kurdum. Türkiye flüt kolektifi. Yani bütün Türkiye'deki hocaların birbiriyle biraz kaynaşıp, mesela ben öğrencilerim çok iyi arkadaşımdır. Hepsiyle dostumdur. Yani bakın orta birdekiyle benle lakayt şekilde konuşur. Gayet sohbet ederiz. Kız kardeşim, erkek kardeşim gibi anlatabiliyorum değil mi samimiyetimi? Meslek şeyinde disiplin olmaya çalışırız ama ben disiplin sağlamayı öyle yapmıyorum. Mesela serbesttir benim öğrencim. Herkes de çalışabilir. Yani gitsin görsün. Daha iyi birisi eğitim veriyorsunuz. Onunla devam etsin. Öyle. Bunun gibi eğitimciler bence çok açık fikirli olmalı ve çok değişiyor işler. Yani oyunun kuralları değişti.
Onu da gözlemleyeceğiz. Ben araya girmek istiyorum. Şimdi bu eğitim sisteminde ben kendime baktığım zaman Cem senin dediğin gibi işte ben şunu biliyorum ve bunu öğreteceğim dediğin çok fazla sökmedi. Bir süreden sonra artık her öğrencinin farklı farklı özelliklerini görmeye başlıyorsun. Kimisine parçasını 2-3 hafta önceden vermen gerekiyor. Çünkü sen orada deşifre yaptırmaya çalıştığında ya da salı günü işte ders yapıyorsun, cuma gününe şunu getir dediğinde panik atak geçirebiliyor. Gelmek istemiyor, rapor alıyor, uzaklaşıyor mesela. Kimisine derste bir şey yaptırdığında kendini daha iyi hissediyor. Yani böyle aslında benim öğretmenliğim çocuklarla gelişti diyebilirim. Ben onlarla öğretmeyi öğrendim diyebilirim hepsinde. Mesela işte bir çocuğa bir bah çalıştırırken kimisinin daha farklı özellikleri var, kimisinin başka özellikleri var. Ben kendimi geliştirdim. Yani benim açık olmam demek aslında benim öğrenci görmem lazım, örnekler görmem lazım. Nasıl doktor hastayı alıyor, diyor ki sizin sizin şu ilaca ihtiyacınız var. Aslında senin o şekilde o parçayı tedavi edip iyileştirip ortaya çıkarman gerekiyor. Buyurun hocam. Hocam ses. Ses hocam, sesi duymuyoruz. Tamam, çünkü sizde ya ses kontrolü. Şimdi çok güzel konu. Bravo Cem. Yani hakikaten aynı gerçekten sizinle de hepimizle aynı fikirdeyim. Çünkü biz mesela örnek vereyim. Amerika'da okudum ben özellikle orkestra şefliğini ve o zaman hepimizin bildiği Janos Starker cello şeyinin başındaydı. Stüdyosunun başındaydı. Peter Lloyd oradaydı Cem. İşte hatırlarsın Lloyd'u. Hani eski Abbado'nun Londra Senfoni zamanındaki flütçüsü. Eski teknik filan deniyor. Onlar ayrı. Onları siz daha iyi biliyorsunuz. Ona saygı gösteriyorum. Sorun yok. Ve orada her okul, bakın o okullarda özellikle şöyle bir şey vardı. Ben bunu özellikle şu anda mensubu olduğum üniversiteye de getiriyoruz. Kompozisyon bölümü olarak da getirmek istiyoruz. Her diğer mesela cello, Janos Starker'in öğrencileri vardı. Sanıyorum Gary Hoffman da geliyordu. Maria Kriegel de gelip işte masterclass yapıp gidiyordu. Ama her hocanın keman olabilir, flüt olabilir veya işte herhangi bir dar olabilir. Haftanın bir günü diğer hocaların öğrencilerine masterclass yapma zorunluluğu vardı. Yani bir çocuk, bir kişi, bir hocadan tabii ki öğreniyor. Ozan'a çok katılıyorum. Çünkü belirli bir tekniği, belirli bir disiplini verebilmek için aslında hakikaten biraz çocuğun bir şekilde böyle gitmesi gerekiyor belli bir dönem. Çünkü eğer bir onunla çalışırsa, bir bununla çalışırsa o zaman hiçbir şey olmuyor. Yani kafa karışıyor, teknik değişiyor, o değişiyor, bu değişiyor. Ama tabii burada kapitalizmin de bir takım şeyi vardı. Yani öğrenci diyordu ki ben bu okula geldim ve şu kadar para veriyorum. Bu okuldan alabileceğimin en iyisini alma hakkım var. Yani ben bir gün teori dersinde, teori veriyordum onlara yani undergraduate'lere. Teori dersinde dedim ki 10 dakika erken bırakacağım size, havaalanından birini karşılamam gerekiyor. Çocuk dedi ki 10 dakika bizi erken bırakamazsınız. Neden? Çünkü ben o 10 dakikayı da ödedim. Evet. Şimdi yani işin bir de o tarafı vardı. Ama şeye baktığınız zaman mesela şimdi şeyi tartışıyoruz. Demin çok güzel söyledi Cem. Siz de hocam, Deniz hocam siz de çok güzel söylediniz. Aynı fikirde olduğumuzu varsayarak devam ediyoruz. Evet. Zaten. Bildiğimiz bir şeyi herkese aktarmak. Bu doğru bir şey değil. Bakın doktorların çok güzel bir lafı var. Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Yani bir teknik vardır işin içinde. Üfleme tekniği vardır, dudak tekniği vardır. Bizim içinde bir vuruş tekniği vardır. Hani hepimizin farklı tabii. Ama her çocuğa göre farklı bir yöntem uygulayabilmek, her çocuğun eksiğine veya yatkınlığına göre farklı bir şey uygulayabilmek onun yararına oluyor. Ne oluyor öbür türlü? Biz bir şey biliyoruz, onu öğretmeye çalışıyoruz. Onu öğrenebilenler iyi, öğrenemeyenler kötü oluyor. Buna hakkımız yok. Onu söylemeye çalışıyordu Cem. Yani onu anladım ben. Yani bakın benim öğrencilerim var şimdi. 4 tane ilk defa öğrencilerim oldu ben. Yani biliyorsunuz 33 yıldır devletin orkestralarında gezdim, geldim. Şu anda final sınavlarına kendileri karar verecekler, biliyor musunuz? Final ödevini onlar karar verecek. Hangi konuda araştırma yapmak istediklerine onlar karar verip o konuda ödev yazacaklar. Yani bilmiyorum, aynı şeyi mi söylüyoruz Cem? Yani aynı %100 aynı. Yani benim mesela şöyle bir şeyim var. Karşı gelen de çok oluyor. Yani benim için 2 tane not aralığı var. Yani 70 ve 100. Yani şu an mevcut sistemde ya şöyle şeyler de çok görüyorum. Bilmiyorum, konu da çok dağıldı, kusura bakmayın Deniz Hanım ama. Yani benim gördüğüm şu var. Öğrenciler işte sınıfta kalacak. Yani bizim 200 yıllık sistem şunu da yapmış. Sınıfta kalma sistemi. Yani o sınıfta kalır ve okuldan atılırsınız sistemden.
İşte başka bir şey. Ya öyle değil o iş artık. Değişti o işler. Yani nedir iş? Şu. Bir öğrenci 70'le de mezun olabilir, 100'le de. Bu aradaki 30 puanı işte kendisi belirleyecek ama bu çocuğu mezun etmemenin herhangi bir mantığı var mı? Yani çünkü artık eskisi gibi değil. Bundan siz 30 yıl önce çıktığınızda konsolten direkt işiniz hazırdı. Orada bir diploma, ehliyet bekleniyordu. Yani sen hakikaten bu işin ehli misin? Ehliyet. Ha? Yani şimdi artık iş yok zaten. Sizin kişisel bir başarınız yoksa herhangi bir konuda bütün dünyada kapılar artık kapandı. Siz iyi olmak zorundasınız. Hani o yüzden herkesin değişik bir gelişimi oluyor. Ben çok insan tanıyorum. Ciddi sıkıntılar yaşamış konservatuar eğitiminde, not bazında. Fakat çok başarılı olmuşlar. İlerleyen kariyerlerinde iyi mentorlar bulmuşlar. O yüzden eğitmenler hep şeyi sorgulamalı. Yani öğrencileri sınıfta bırakmadan önce ben ne hata yapıyorum? Yani ben neyi öğretemiyorum? Çünkü yani çocukların hiçbir sıkıntı yok. Sadece belki kalıptan çıkmak gerekiyor. Senin dediğin gibi en başta yani ben dediğim doğru ve bu şekilde gidilecek değil de öğrenciye göre ben bu öğrenciye nasıl faydalı olabilirim? Bir mesela sorun olduğu zaman öğrenciyle veli mesela diyor ki işte ben diyorum ki bir dakika ben bunu önce öğrencimle bir çözebilir miyim? Hani önce benim onunla çözmem gerekiyor. Yani ben sorumluyum. Evet. Onu çalamamasından aslında onu çalışmaya teşvik etmek, o eseri ona sevdirmek. Ben öyle düşünüyorum. Bu kendi benim hocalığım için söyleyeyim. Ben kendimi sorumlu tutabiliyorum çoğu zaman. Ya çok doğru söylüyorsunuz. Ben kendimle örnek vereyim. Hani severim böyle şey örnekleri, başarısızlık hikayeleri. Ya ben küçükken işte lise sondaydım. Çok değerli hocalarım vardı. Bizim sınıfta da tek üflemen enstrüman bendim. Öyle denk gelmiş. O şeylere ayrılıyor işte 1, 2, 3 diye. Ben böyle kötünün kötüsü solfej sınıfındaydım. Çünkü dikte yazamıyordum ben. Ya şimdi yarışmalar kazanıyorsun. Her yıl 100 veriyorlar flütten. Bu çocuk şimdi bir şekilde hani kulaksız duyamıyor olamaz yani. Bir şey var burada, bir sıkıntı ve ben dikte yazamıyorum. Ya çok büyük bir sıkıntı var ve yazamıyorum. Teori 100, solfej hiç fena değil. Onda işte ergenlik, ses değişimi. Ya şu an analiz ettiğimde yani orada işte yardımlar almıştım bir sürü abi, abla. Ben dinlemeyi bilmiyormuşum. Çünkü tek sesli enstrüman çalıyor. Sınıfında herkes cello çalıyor, keman çalıyor, piyano çalıyor. Hepsi çift sesli. 3-5 sese çıkabiliyor. Ben 4 sesi atonal dikte yazamıyordum. Kusura bakmasınlar. Çünkü benim mesleğim bir sesi mükemmel icra etmek üzerine kurulu. Benim o yukarıdaki bilir Naci Hoca 3. oktav C'ye benim piyano girmem gerekiyor. Ben bunu çalışıyorum ve ben bundan dolayı ödüllendiriliyorum. Bu sistemde işte hocanın bana ulaşması gerekiyordu orada. Yani bir şekilde halloldu ama benim için çok zor oldu. Mesela hani yani çok kolay halledilebilecek. Bu eğitimciler için bakın çok önemli bir anekdot. Yani harika bir örnek verdin, evet. Öğrencinin bir sıkıntısı var. Bu enstrümanda olabilir, teorikte de olabilir, Türkçe dersinde. Ya hangimiz kalmadık yani matematik sınavında? Cem yani, arkasından hemen bir başarısızlık öyküsünde hemen ben anlatayım bak. Bunun arkasından. Ben de işte öğretmenim, piyano öğretmenim bana işte eseri verdi, çalışıyorum ben. Dedi ki bana işte dinle bunu, işte şu icracıdan dinle. Ben açıyorum işte o zaman işte CD player neyse dinliyorum ama başka şeylerle ilgileniyorum. Yani dinliyorum ama dinle dedi öğretmenim. Giriyorum dersi, dinledim mi? Dinledim. Hadi yok hala hiçbir değişiklik yok yani çalışılıyor. Ondan sonra işte teybe koyup işte CD ondan sonra işte notamı açtı. İşte notaya bakarak sadece bütün uyaranlardan koparak sadece notayı takip ederek o cümleyi defalarca dinleyip artık o nüansları içselleştirme. Ondan sonra onu dinledikten sonra çalmam ve çaldıktan sonra da kendimi dinleme konusuna kadar geliyor bu. Yani ben de mesela dinlemeyi bilmiyordum. Öğretmenim bana bir şekilde bunu öğretmesi gerekiyordu. Ama çok basit bir yolla öğretmesi gerekiyordu. Bu da işte eğitimcinin öğrenciye dediğiniz gibi yaklaşımı, formülü. Yani o öğrenciye ulaşması aslında. Bunlar çok kıymetli ve önemli oluyor. Onu çok uzadı. Son bir şey kapatıyorum. Evet, kusura bakmayın. Evet, kapatalım yavaş yavaş. Yani eğitimciler çünkü yani buradaki arkadaşlar hayatları böyle geçecek. Ben de biraz açıkçası sert örnekler vererek uyandırmak istiyorum. Yani hakikaten böyle bu iş. Şimdi açıkçası eğitimcilik şöyle görülüyor. Yani bizim zaten çok özel. Böyle müzik öğretmek vesaire birebir bir ilgi var. Ama genelde öğretmenlik şudur.
çok dünya çapında ünlü bir profesör, bizim ülkemizde de çok ünlü profesör gelir, 60-70 kişi amfide bir şeyler anlatır. Siz de anlarsanız olur. Sonra sınavda siz sorumlusunuz vesaire. Yani bu sizin hangi kitapta okudunuz vesaire bakar. Şimdi eğitim sistemi öyle bir değişiyor ki. Bakın dünya şunları konuşuyor. Sınıfa girdiğinde fark yaratan hocalar. Ya o 60 kişinin 60'lıyla da nasıl iletişim kuruyor? Bakın iletişim tekniği dersi alanlar var vesaire. Benim diğer alanlardaki hoca olan arkadaşlarım çok değişik yaklaşımlar sergilemeye başladılar. Yani bizim işimiz aslında daha kolay. Daha küçük sınıflarda daha yakın ilgi gösterebiliyoruz. Lütfen sakın öğretmeyi ben anlatırım karşı taraf ne anlar diye düşünmeyin. Bu çok yanlış. Bence bu sistemde yavaş yavaş yıkılacak. Yani bu devletin bizi kadroyla koruma altına alma mevzu da yavaş yavaş kaybolacak. Yani çünkü bu kadro bizim en büyük kalkanımız. Yani ben dersimi yaptım, o anlamadı. Evet. Bak, başarılı öğrencim var, iki tane. Ben iyi hocayım, sen kötüsün. Bence bu yavaş yavaş gidecek. Yani bu rekabet ortamında açılacak. Arkadaşlar kendilerini çok iyi geliştirip gerçekten yorucu bir şey olduğunu bilsin öğretmenin. Evet, az sayı. Çünkü zaten bizim nüfusumuz az. Bu az sayıda olan öğrencileri, insanları, kişileri korumak adına da yani doğru olacağını düşünüyorum. Yani sen çalışmıyorsun, git sen yapamıyorsun, olmuyor gibi değil. Onu kazandırmak bizim için çok önemli olmalı. Ben son hikayeyi bir şey ekleyebilir miyim? Evet. Bütün söylediklerine Naci Hocam'ın cebine katılıyorum. Öğrenci, eğitimcilere tavsiye, evet çok doğru. Öğrencilere tavsiye. Şimdi öğrenciler, ben de bu taraftan konuşayım. Öğrenciler eğer bu mesleği yapmak istiyorlarsa benim tavsiyem onları inanılmaz derecede araştırsınlar. Yani çalmaktan önce enstrümanın müziği, yaptığı müziğin tarihini, gerekliliklerini iyice araştırsınlar. Zaten biz hocası olarak onları söylüyoruz. Fakat ekstra araştırmak bambaşka bir şey. İkincisi, günde minimum enstrümanına vakit ayırmayı bir senet olsa ya da bir şey el basında yer alsa yemin etsinler. Yani iyi bir enstrümancı olmak istiyorlarsa. Çok güzel, yani, evet. Minimum diyorum. Bakın minimum 2 saat. Çünkü müzik nankördür. Enstrüman da nankördür. Sen enstrümana 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün çalışırsın. Bir hafta sonunda güzel kondisyon elde edersin. 2 gün çalışmazsın, ilgilenmezsin. Seni unutur. Yani ne oluyor ya dersin. Ha yeteneğin vardır, o ayrı konu. Sen müzikle ilgileniyorsun. O zaman izin verdiğinde ben konuşacağım. Tamam mı? Sen bitir. Tabii. Üstüne konuş. Yani tabii ki de hani ben müzisyenim işte ama öyle bir şey ya. Performans denen şey bir gerçek. Yani bunun yetenekle onunla bununla alakası yok. Bunun tamamen sabır, çalışmak ve disiplinli olmakla alakası. Geçenlerde bir laf duymuştum. Disiplinden çektiğin acıyı mı tercih edersin, pişmanlığından çektiğin acıyı mı tercih edersin? Güzel. Yani öğrenciye bunu söylemek gerekiyor. Güzel. Yani ikisini tercih et. Hangisini seçiyorsan, bana geçen günlerde öğrencime sordum, öğrenci pişmanlık dedi. Dedim o zaman çok iyi. Sen dedim o zaman süpersin dedim. Yani, o Ozan fagotu tercih ettiği içindir. Ya muhtemelen. Yani şey hani... Güzel toparladın Cemil. Evet olabilir ya. Fagotu tercih et. Hani yapacak bir şey yok artık. Büyük pişmanlık. Yani öğrencim öyle yani benim de işte mesela. Ondan mı dedi hocam? Dedi hocam ben onları işte kardeşim işte yeğenim ya da işte çocuğum olarak görüyorum. Ben de işte çünkü öğrencilerle diyaloğum böyle. Pişmanlık dedi. Ben böyle hani çık dışarı o zaman falan diyesin geldi içimden ama. Hadi ya çok enteresan bir cevap verdin falan diye sonra ne geyikler dönüyor. Şimdi lafı zaten. Naci hocam siz ekleyin. Yok estağfurullah. İki tane anekdot var bende de zamanınızı almak istemiyorum bölmüyorsam eğer. Bir tanesi şu, Fazıl çok söylerdi bunu. Yani bir gün çalışmazsın sen anlarsın, bir hafta çalışmazsın etrafındakiler anlar, bir ay çalışmazsın seyirciler anlar. Bu vardı. Bir de Peter'la çok çalıştık biz, Peter Lloyd'la Cem bilir. Günde 7 saat çalıştım dedi bana. 17 yaşında da 7 saat çalışıyordum. Neden peki? O dakikada 20 dakika çalışınca da o parmağım gidiyor benim. Yani bilirsiniz o parmak gider 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında. O pasajlar yukarılara Allah uçar. Ama o 7 saatin 2 saatini kullanıyordum. Geri kalan 5 saati şimdi 70 yaşındayım. 70 yaşında da çalabilir olmak için bankaya attım diyordum.
Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir kondisyon meselesi. Sizin işiniz gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani hakikaten yani orada benim karşımda düzgün bir akor üflemek için o insanın ne kadar çok kafa patlattığını, o kamışa nasıl küfür ettiğini, o flütün bilmem nesinin işte o bilmem ne su topladı mı toplamadı mı kavgasını, o işte bu konuda sizlere çok gerçekten bir orkestra şefi olarak gerçekten çok saygı duyuyorum. Onu bilmenizi istiyorum. Çünkü biz birlikte iş yapan insanlarız. Ben sadece sizi yönlendiriyorum ama işi siz yapıyorsunuz ve o işin insanlara anlatımında son derece nasıl söyleyeyim ben önemlisiniz. Cem'in de bir ödülü var değil mi? Ben bir jürindeydim senin Cem. Öyle bir şey hatırlıyorum. Hangisiydi? Marmaris Koparal miydi? Galiba değil mi? Oradaydınız siz. Marmaris miydi? Cahit Koparal yarışması. Evet. Ha, tabii. Cahit Koparal'da ben onun jüri üyesiydim biliyor musunuz Deniz Hocam? Onu çok tamam, güzel. Kestim, kusura bakmayın. Buyurun. Yok hocam, rica ederiz. Süremizi birazcık aştık. Ama çok güzel bir söyleşiydi. Yani ne zaman başlanır dedik ama çok güzel bilgiler aldık. Naci hocama çok teşekkür ediyorum. Bizim söyleşimize katıldı, renk kattı, kendimizi daha iyi hissettik. Ozan, Cem, ikinize de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok güzel bilgiler verdiniz bize, aydınlandık. Ondan sonra moralimiz daha da yerine geldi. Bu dönemde en çok istediğimiz şey motivasyon. Kısa birer tane cümle alalım sizden, ondan sonra da kapatalım. Ozan, senle başlayalım istersen, söylemek istediğin bir şey varsa son. Yani müzik öğrencilere, müzik okuyan, enstrüman çalan öğrencilere tavsiyem disiplinli olsunlar, enstrümanlarını ve müziği sevsinler. Yani o çok önemli bir şey. Yani bu işi sevmeden imkansız. Ya yani angarya geldiği anda sorgula. Gelmemesi gerekiyor maalesef. Ya yani meslek olarak görüyorsanız eğer tabii ki. Çünkü biz burada mükemmeliyeti alıyoruz. Yani en üst seviyeyi arıyoruz. Dolayısıyla bunu sorgulasınlar karar vermeden önce. Yani bir enstrümancı, bir orkestra enstrümancısı ya da solist vesaire. Yani bunu sorgulasınlar ve çabalasınlar. Onun dışında işte dediğim siz de söyledi, hocalarını dikkate alsınlar, hocalarını sorgulasınlar. Günümüzde çok zor ama yapabiliyorlarsa da bol bol konser vermeye çalışsınlar. O çok önemli bir şey. Yani enstrümanınla insan önüne çıkmak birazcık özgüven sağlaması için dikkatli olup çıksınlar. Yani o çok önemli bir şey. O atsınlar kendilerini yani. Onun işte o da işte bir aşk gerektiriyor. Ona da sahip çıksınlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Cem, sana da bir son sözü bırakalım. Yani genel olarak benim öğrencilerime söylediğim şey oluyor. Biz, yani flüt çalmak çok kolay bir iş aslında. Fakat biz zorlaştırıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışırken yapamaz oluyoruz. Ve eğitim süreci de bu zaten. Bu yapamadıklarımızı çözmek. Çünkü aslında yapmak gerçekten kolay. Fakat kafada bazı yerleri açmak gerekiyor. Yani hep söylediğim gibi fagottan uzak durun. Daha kötü bir şey varsa o da orkestra şefliği. İkinci emin o. o da çok tehlikeli bir meslek. Yani sakın bulaşmayın. Hocam sizin Allah kurtarsın Naci Hocam. Bir sürü fagotçu vardır orkestra şefi olan. Bak çok doğru. O zaman herkes piyano çalsın. Ben kendimi alayım. Muazzam. Vallahi çok, evet. Ortalama piyano, evet. Ortalama piyano çalmak güzel hayat kurtaran bir şey bu arada. Şaka maka yani. Ya bu geyiydi tabii. Şunu son kısa ekleyeyim. Hep güzel başarılı hikayeleri duyuyoruz. Hep böyle onları idol alıyoruz. Bilin ki yani asıl mesele bu başarısızlık hikayelerinde. Yani bu başarılı insanların çoğu inanılmaz şeylerle karşılaşıyorlar bu süreçte. O bütün başarısızlıklarını size başarıya getiriyor. Lütfen hayatta karşılaştığı bütün zorlukların devam edin. Çünkü hakikaten biz de çok fazla şeyle karşılaştık. Yani Ozan Türkiye'nin en iyi tahta üflemeli çalgıcısı seçildi. Değil mi Ozan? Üflemeli evet. Enstrüman çalgıcısı. Evet. Fakat yani kendine ait bir fagotu yok arkadaşlar. Yani bunlar hayatın gerçekleri. Ve yani o dünyanın en kötü enstrümanlarıyla mükemmel ses çıkartıyor Ozan. Ben yıllardır tanığım hani Anadolu Fesifesi'nde. O yüzden lütfen zorluklar sizi engellemesin. Bahane yaratmasın. Çözmeye çalışın. Etrafından dolaşın. Sizi başarıya götürecek zaten oradaki küçük biletler yani. Onları toplayın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bana da hep öyle gelmiştir. Dediklerinize katılıyorum. Ve sürekli işte oyalanıyormuşuz gibi gelir bana. Yani hepimiz oyalanıyoruz sanki.
Hepimiz bir bahane, bir şey. Oyalanıyoruz. Yani ben şunu yapmak, kendim için de söyleyebilirim bunu. Hepimiz oyalanıyoruz aslında. Bu söyleşimiz çok faydalı oldu. Öğrencilerimiz yazdılar, çoğu katıldı. Ondan sonra çok mutlu oldular isimleri duyunca da. Benim için de çok keyifliydi. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Konuklarımıza da çok teşekkür ediyorum bizle beraber oldukları için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.